Kış aylarının en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. İlik çorbasının içinde omega 3, D vitamini, C vitamini, vücut kırıklarına iyi geliyor, vücut kaslarını güçlendiriyor. İçinde kolajen var, cildi de güzelleşiyor. Ve örnek benim cildime bakabilirsiniz. Cildim de çok güzeldir ve ilik çorbasına borçluyum. Bağışıklık sistemini güçlendiren ilik suyu çorbasının yapımı da oldukça basit. Grip, salgın kapıda biliyorsunuz. Kapımıza gelmiş. Biz onu nasıl eriteceğiz? İlik suyu içeceğiz. Kasabamıza tabii ki etimizi aldık, kemiklerimizi bırakmadık. Kemiklerimizi aldıktan sonra suyumuza kavuşturuyoruz. Bak biliyorsunuz kuzu kemiği, dana kemiği içinde bak ilikleri görüyorsunuz. Bunlar hepsi patlayacak içine. Ondan sonra hafifte bel, kaburga kemiklerini hiç değerlendiriyoruz. Bu etler hepsi içine didiklenecek. Etlerimizi kavuşturduktan sonra iki tane soğanımızı gitti. İçine kavuşturuyoruz. Patates. 2 adet, 1 limonu 2'ye bölerek, 2 limon da olabilir. Ondan sonra havuç, 2 tane havucumuzu bölüyoruz. Ve birkaç tane dal, defne yaprağımızı attıktan sonra çorbamızı kaynamaya, ve bu kadar rahat yani. Kaynamaya verdikten sonra bu ilik suyumuz hazır oluyor. Kaç saat kaynıyor? 4 saat boyunca kaynayacak ama çok harlı ateş olursa 3 saatte yeterli. Kış aylarında salgın hastalıklardan koruyan ve gribe karşı kalkan olan ilik suyu çorbası tam 4 saat boyunca pişti ve işte bu halini aldı. Şifadır. Bunu şişeye koyup, dolaba koyup bir hafta boyunca da kullanabilirsin. Çünkü jel gibidir, omega 3'tür. Ocakta pişen çorba şimdi de masaya geldi. Ona yanında da roka, soğan, limon ve turp eşlik ediyor. Ve tabii ki olmazsa olmaz sirke. Şimdiden herkese afiyet olsun.